Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlere bir hard disk arızası, eski tip bir hard diskimiz var. İçinde de önemli bilgilerin olduğu bir hard disk. Buradaki verileri kurtarmak istiyoruz ama diskimiz kendi kendine şöyle bir duruma gelmiş. Ne diyor? Disk başlatılmamış. Yönete geldiğimizde, bilgisayarım sağ tuş yönetten disk yönetimine geldiğimizde şöyle bir hata var. Sağ tuşa diski başlat dediğimde buradaki birinci seçenekte şöyle gördüğünüz gibi var olmayan aygıt. Tekrar öbürüne geçeyim. Yine aynı şekilde. Hiçbir şekilde bu diski kullanamıyorum. Peki çözebilir miyiz? Şansımız varsa bir yöntem var. O şekilde çözebiliriz. Şöyle. Bu tür bir hard diski sahip iseniz ve de içinde çok çok önemli bilginiz var ise mutlaka profesyonel kurtarma şirketlerine göndermenizi tavsiye ederim. Çünkü benim biraz sonra göstereceğim yöntem ile belki bu disklerinizi bir daha geri gelmeyecek şekilde bozma riskiniz de var. Bunu baştan söyleyeyim ben size. Yani çok aşırı derecede önemli bir bilgi sahibi değilseniz, yani bilgileriniz yok ise içinde bu yöntemi de denemeyin. Daha profesyonel bir firmaya verip bu önemli bilgilerinizi kurtarabilirsiniz. Ama standart bir ev kullanıcısınız. Yapmaktan başka şansınız yok. Gönderecek durumunuz da yok. Veya maddiyat sıkıntınız var. Şansımı deneyeyim diyorsanız bu video tam size göre olabilir. Bu şekilde biz daha önce bazı bilgileri kurtardık. Bu hard diskte de biz şansımızı bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar hard diskimiz şöyle bir hard disk. 1 TB boyutunda 3.5 inçlik bir masaüstü bilgisayar. Olivman'dan çıkan bir hard diskimiz. Az önce göstermiş olduğum hataya sahipseniz yapmanız gereken şöyle bir işlem var. Bu hatanın sebebi kesinlikle donanımsal arkadaşlar. Programlarla uğraşmanıza gerek yok. Donanımsal. Hard diskimiz üzerinde şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vida var. Bir de gizli bir yerde var. Şu bölgede olması lazım. Ben onu sökmeyeceğim ama diğer vidaların hepsini sökeceğim. Bazılarını söktüm. Son bir vida şu şekilde bir torna vida ile bu son vidamı da söktüm. Daha sonra yapmamız gereken hard diskimin kapağını tamamen açamazsınız. Çünkü gizli bir vida daha var. Şöyle hard diskimin içinde kapağını açıp şu şekilde içeriye bir hava verme durumumuz. İçeriye şöyle bir hafifçe hava verip tekrar tamamen açmadan kapatıp şöyle içerideki havayı bir boşalttık ama tamamen açmadık. Normalde biz bunu biliyorsunuz ki tozlu ortamlarda açılmaması gerekiyor. Temiz odalarda açılması gerekiyor ama şansımızı deneyeceğiz. Çıkma bir yoldayız. Yapacak bir şeyimiz yok ve bunu yapmamız gerekiyor diye yola çıktık. Bir kere bir açtım şöyle bir havalandırması yaptık. Bir takalım bakalım gözükecek mi bilgilerimiz. Bakın arkadaşlar ilk denememde normalde şuradaki disklerle beraber hepsinin gelmesi gerekirken sadece şu gördüğünüz sekmeler geldi. Bu da güzel bir başarı. Tekrardan ben bilgisayarım sağ tuş yönetten az önceki hata aldığım ekrana bir geleyim. Disk yönetimine. Ufak da olsa bir gelişmemiz var tabi. Şu ekranı tekrar açtım. Disklerim bir gelsin bakalım. Bazen geç gelebilir. Bunu bekleyelim. Evet arkadaşlar bakın benim az önce başlamayan diskim, az önceki diskim şu şekilde geldi. Benim için önemli olan diskler de burada zaten. Burada işime yarayan bilgileri hemen kopyalamaya başlamam lazım. Örneğin C diskine gelip içine alabilirsem oradan başlayayım. Eğer ki başarılı olmazsam az önce yaptığım işlemi tekrarlamam gerekiyor. Şuraya kadar diskimi şu anda gördüm ama şurada bir hata var. Ne diyor? Diski yeniden etkinleştir. Tekrar etkinleştir diyorum buradan. Diskim etkinleşti. Bakın dosyalarım geldi şu anda karşıma. Benim buradaki evet Asus All-in-One'dı. Artık buradan bilgilerimi kolaylıkla farklı bir yere kopyalayabilirim. Arkadaşlar bu işlemi denedim. Aynı bu şekildeydi bu hard diskim ve bu şekilde kurtardım. Sadece şu işlemi yaptım. Basit bir işlem yaptım.
Tabii amatörce bir işti ama işime yaradı. Benim için önemli olan bilgilerimin gelmesiydi. Belki bu bilgileri kurtarmak için profesyonel firmaların verdiği fiyatı duymak bile istemezsiniz. Ama ben bu şekilde bu verileri kurtardım. Hani dediğim gibi videonun başında çok çok önemli bilgilere sahipseniz hard diskinizi yıpratmadan profesyonel firmalara verebilirsiniz. Ama basitçe yapacak bir şeyim yok artık deneyeceğim diyor iseniz bu şekilde bir amatörce hareketle, amatörce bir şekilde bu bilgilerinizi benim şu anda kurtardığım gibi kurtarabilirsiniz. Kolay gelsin.